Selamünaleyküm arkadaşlar. Teksin Onur'la şurada. Hepinize merhaba. Merhaba arkadaşlar. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma ve evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Videomuzu bir sorudan açtık. Açılışımız soru yapıyor. Harfimizi yaptık. Bu arada görsel olarak da şöyle sizin güzelce bir Mevlüt Kandilinizi kutlayalım arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hayırlı günleriniz olsun inşallah. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Kızardı şu an. Fırının başında olduğu için biraz evet. Da rahatsız. Aynen arkadaşlar. Dün video atamadım. Bugün de hafif bir şey yapalım dedik. Hem kandil içinde oturur yeriz. Kandilimizde kutlarız bir arada birlikte. Sümeyye de gelecek birazdan. Evet. O zaman güzel bir tarifle hem kolay hem lezzetli bir tarifle sizi baş başa bırakıyoruz. Kanalımıza kalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça benim kalın. Kanalıma da abone olun. Nazik Ilgaz. Evet, malzemelerimizi hemen geçelim. Şimdi burada bir tane yumurtamız var. Hemen yumurtamızı şöyle kırdım. Evet. Ben de burada hemen video atıyorum. Gördüğünüz gibi. Burada 5 yemek kaşığı şekerim var arkadaşlar. Toz şeker. Şimdi güzelce bunu çırpalım bir tane yumurtamızla beraber. Kanalım Nazik Ilgaz. Beklerim. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim değerli takipçilerim. Evet. Desteklerinizi bekliyorum. Allah hepinize razı olsun. Şekerimizi güzelce eritelim arkadaşlar. Mevlüt kandiliniz de mübarek olsun. Evet. Mevlüt kandiliniz cümleten mübarek olsun. Allah her birimizi bugünlere sağ salim erişmeyi nasip etsin tekrardan. Amin. Sağlık sağlık üzerine arkadaşlar. Güzelce. Şekerimiz eridi. Çırpacağız. Şimdi ben buna yanlışlıkla önce unu koydum. Şöyle 250 milim un, 250 milim yoğurt koyacağım. Onu başka bir kapta getireceğim şimdi arkadaşlar. Önce yoğurdumu katacağım. Şimdi tekrardan şöyle bir daha karıştırdık yoğurdumu. Şöyle ölçerek getirdim. Bu tam 250 milim. Arkadaşlar yoğurdumuza güzelce şöyle çekelim. Bu çırpıcılar çok güzel. Bunu bir set olarak almıştı annem. Uçları. Evet. Her çeşit şey var değil mi? Aynen. Diğerleri ben pek beğenmiyorum. Tam çırpıcılar var ya. İçinde kalıyor onlar ne yaparsam ama bunlar. Aynen. Şu şeker bu. Aynen. Bunun bir de patates şeysi var. Ezme şeyi. Onu ben onu da seviyorum. Onu çok kullanmıyoruz. Patates püresi çok yapmıyoruz ama yine de lazım oluyor. Bunlar çok iyi. Yumurta falan karıştırırken 2 dakikada şipşak. Evet. Şimdi şöyle arkadaşlar. 150 milim sütümüz var. Bir su bardağından 2 parmak eksik. Sütümüzü de kattım. Hani parmaklar da siyah olmuş. Ceviz ayıkladı. Evet, parmaklarım siyah oldu. Çıkmıyordu. Vallahi çamaşırını yıkadım. Gördüğünüz gibi boy arkadaşlar kir falan zannetmeyin. Bende yok tabii ki de. Olur mu? En çok işi ben yaptım. Çünkü ben elime bir şey deyince ben yatamıyorum gece. Hemen şöyle. Dur önce arkadaşlar şöyle limon. Bir tane limon kabuğu rendemiz var. Onu da katayım. Bir tane limonun kenarı rendeledik. Bu da çok güzel bir aroma koku veriyor içine. Unumuzu şöyle dökelim. Hepsini dökmedim. Bu arada bir tane kabartma tozum var. Onu da onunla birlikte ilave ettim. Şöyle çırpıp geri kalan unumu yavaş yavaş ilave edeceğim. Unumuzu gördüğünüz gibi birinci kalite un. Bunu yeni aldık geldik. Şimdi tekrardan tekstilim un arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Diğer unlara göre rengi biraz daha beyaz oluyor. Hamur işlerinde biz geçen çok seviyoruz. Aldığım un da birinci kaliteydi. Somun unu. O biraz esmer düşüyordu şeylerde. Bunun rengi daha güzel. Beyaz düşüyor böyle. Beyazı ben daha çok seviyorum arkadaşlar. Geri kalan unumuzu şöyle yavaş yavaş ilave edelim. Biraz ben karıştırayım mı? Güvenli. Çok güzel. Arkadaşlar ben bugün biraz hastayım. Boğazım ağrıyor. Boğazımda kayıp olmuşum galiba. Azıcık da bana üzülüyor tabii ki de. Yoğurmalı bir şey yapacak diye yine yapmadım. Dün iyi değildim. Bugün dedik çocuklarcağın tatlı istemiş. Şöyle güzel bir tatlı yapalım evimize. Geri kalan unumuzu tamamını ilave ettim. Şimdi bunu top top gidene kadar güzelce karıştıralım. Arkadaşlar şöyle yağımızı koyduk.
Hamurumuzun içine yarım su bardağı da un kattık çünkü cıvık oldu. Şöyle kıvamını göstereyim size. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle arkadaşlar. Yağımızın altına açık aç kızım. Küçük küçük lokmalar dökelim. Bir elinde cımbız, bir elinde ayna. Gördünüz mü Nazi? Başlar daha. Çok büyük tutmayacağım. O da şişecek gördüm. Ben ne yaptığımızı bilmiyorum desen. Annem ben Ilgaz Uyan'ın yanına gittim, çekim yapıyordu. Bu lokma tatlısı gibi bir şey oluyor ama bu şerbetli değil de. Şöyle göstereyim arkadaşlarıma. Şeker. Burada toz şeker var. Evet, bizim köyün silin sekli. Bu da çok güzel oluyor. Piştikten sonra onunla bunu bulacağız. Hı-hı. Yağsını süzdürecek. Süzgecimi de ayarladım yanıma. Şöyle ben şimdi top top. Babam böyle tatlıları çok seviyor. Nazin yazdı ta geçen can istedi. O gün yapamadım. Şey istedi, revani. Revani miydi Nazin? Şerbetli tatlı istedin ya. Bugün de şerbetli değildi. Çevireyim mi? Dur öyle çevrilmez. Niye? Çatalla mı? Hadi çatalla. Bir tane deneyim şu şu. Annem üstü hamur da mı? Bak. Aha. Nazik. Çok fenasın. Ya şey. Oo ne güzel şişti. Şimdi hamurunu. Ya ya ben bunu unuttum da. Şimdi bu. Biraz daha çevirebilirsin. Eğer kızarmadı çevirme kızartıysa. Bak bir elin nesi var, iki elin sesi var. Nazik bana yardımcı oluyor. Şimdi ben bunu komşuma göndereceğim birazdan. Sağ olsun doktor bana iğne yazmıştı. İğneler mi gelip vuruyor komşum. Eczacı, şeyci. Hastanede çalışan. Hemşire. Allah razı olsun ikilemedim. Hastane ekmeği geriye koydu. Her apartmana lazım bir hemşire. Evet valla. Bir mesajımızdan çıktı geldi sağ olsun. Artık insan grip olsa da hastaneye gitmeye korkuyor. Hemen korona teşhisi koyacaklar gibi. Aynen. Koyuyorlar hemen korona deyip çıkıyor adamlar. Korona gidemiyor şu biri. Korona değil de muayene etmeyen direkt diyorlar ki gidin. Çatal bir hamile çevireyim. Git anne. Çevirdim mi annem? Şunlar? Onları yeni attım. Yeri mi attın? Hı hı. Ha doğru daha kızarmamış. Ben bu işin ustasıyım. Şunu da üstüne sıçratmışım. Bak hele. Arkadaşlar görüyorsunuz rengi o kadar güzel ki. Bu şeyi süzdürdükten sonra yağsını. Şöyle bak altımızı hazırladım. Süzgeçimi buradan göstereyim. Bunun içine koyduktan sonra hemen şekere bulayacak. Ondan sonra servis tabağımızı alacak. Vallahi çok hafif bir şey de olacak. Belli yani gördüğünüz gibi dönüyor top. Bunu böyle de yapıp şerbetli de bilirler. Lokma tatlısı gibi ama ben bunu sadece toz şekerli yapacağım. Toz şekerli halini. Şerbetlenebilir değil mi bu? Tabii. İsteyen şerbetleyebilir. Ya bizim koyun mesela sinisini baklava gibi yapıyor da toz şekerini yiyor ha. Hmm. Şerbet dökmüyor. Mesela ben onu daha çok seviyorum. Onun üstüne dökülmüş. Şerbeti pişsin bari o hamur. Gördüğünüz gibi çok güzel kızarıyor. İçi de balon gibi oldu. Hafif bir şey olacak belli. Şunu alalım mı? Bu pişmiş gibi. Ben hemen al acaba. Sen pişenleri göster bana. Şu da pişmiş. Renklenmiş. Fazla şey yapmayalım. Zaten hamurumuz ince bir hamur. Şu ikisini. Ama ben buna niye koydum? Süzgeçe koyacaktım. Süzgeçe tutabilseydim nazik. Şaşırdım bir anda. Git şu bu yana gidin bu yana. Ha oraya bu. Böyle buradan. Bunu da alır burada fark etmez. Şöyle güzelce karıştıralım. Orası pişmemiş kere. Valla kolay, şipşak. Masaları hemen dolduracak tarifler. Evet, kendi evimizde yapıldığı gibi gerçekten hazır alsak da geçen mesela şeye gittik. Nereye gittik? Her ne gün her yere yok biz annemle. Yok tatlan verdi ki gece. Canı çekti. Pastaneye gittik. Mesela Ramazan'a oradan bir dilim trileçe aldım. Pastanenin ismini vermek istemiyorum arkadaşlardan. Yemin ederim yemedi çocuk değil mi? Hı-hı. Yemedi. Öbür tatlıyı yedi. İki çeşit almıştık. Aslında ama görsellik ben... var ama işte kendi yaptığın gibi miden olmuyor dışarıda olan şeyleri. Yani. Onun için arkadaşlar bu evimizde olan malzemeler zaten farklı bir malzeme kullanmadık. Yoğurdumuz, herkesin yanında yumurtası, yoğurdu olan bir tarif. Siz de yapabilirsiniz. Getir Ramazan, getir dayısı. Getir, gördün mü? Hoş geldiniz.
Çok az kaldı hamurumuzda, şu kadar falan. Hemen ben bunları şöyle alıp arkadaşlar şekere bulayacağım. Şu pişmeyi yerlerini çevireyim. Çok üst üste gelmemesi lazım aslında. Çünkü balon gibi olduğu için pörüşür. Hürkan, sen de yiyecek misin? Ağzı şilendi. Hasta. Hemen ocağımızın altına kısalım. Hemen şöyle şekerimizi bulayalım arkadaşlar. Hiç yağ çekmedi içine. Annem konuşuyor, nasıl bakıyor? Ben laf veriyorum. Ulgaz sana ne yaptı anneanne? Şimdi Ulgaz bunu nasıl yiyecek? Tabi şekerlerini yalar, diğerlerini ısırır ısırır yer. Değil mi çiçeği? Bizimle konuşuyor sanki. Hepsini böyle bulayalım. Az bir hamurumuz kaldı. Hocam altını kapattım. Şimdi yapmaya başlayalım. Tekrar açacağım. Ya abi soya dursun. Görselli de aynı böyle kurabiye gibi oldu. Hafif. Hı hı. Gördüğünüz gibi yumuşak. Çıtır çıtır olacak şimdi. Hiç beklemeden hemen yapabileceğimiz bir tatlar. Evet. Son hamurlarımızı da yapıyoruz. Hafiften şöyle kaşığınızı yağa bandırın arkadaşlar. O zaman hamuru kaşığınıza hiç yapışmıyor. Hemen dökülüveriyor bak gördüğünüz gibi. Bunu yapmayı denerseniz kesinlikle limon şeyini, kabuğunu içine yapın arkadaşlar. Bu çok güzel tat veriyor. Kokusu çok güzel. Güzel kokuyor. Hamurumuzu elimize sıyıralım şöyle. Mutlaka deneyin. Hamurumuz bitti. Şunları küçük küçük israf etmeden aldık. Topak topak oldular günler. Bayağı sıyırdı annem. İsraf olmasın diye. Şu şeylerin plastiklerini bulursanız bize de linkini atarsanız seviniriz. Çünkü garantilerde falan biraz riski oluyor bunlar. Dokundurmaya çalışsa da. Değil mi? Dokundurmaya çalışsa insan gergin oluyor yani. Samsun'a gidersek bak. Kepçenin kepçesi de yoktu annemin. Kepçeyi ben verdim, bende vardı. Ama bu tarz şeylerde Samsun'da da ben göremedim. Karıcı'ya falan baktım. Sana set olarak alacaktım. Aynen. Set iyi olur. Hemen geri hamurumuzda. Ocağımızın altını kapat kızım. Şöyle. Bir şekeri bulayıp. Biraz sıcak bu. Ay ne kadar güzelsiniz. Tadına bakabilirsin artık. Biraz soğusun. Yanına meyve suyumuza koyalım, ondan sonra bakalım tadına. Hemen şekerleyelim şöyle. Üzerine atalım. Yağ çekmediği için tutmuyor biliyor musun şekeri? Evet, yağ içini hiç çekmiyor. İçi çok güzel. Ben gaz için. Gaz için. Annem için, onun için. En son süzdüğümüz
Ucunda kuyruk gibi bir şey çıktı. Annemin elini çekiyorum diyeceksiniz ama annemin de tombik olduğu için arkadaşlar. Gerçekten özür dilerim yani şey çıkmıyor yaptığı ürün. Sen böyle koy. Aha böyle çık anne bak böyle. Aha bak kameraya bak. Nazik beni bildiriyor. Allah da seni bulursun. Nazik ben çok hoşlandım biliyor musun? Başladı bir daha. Bir de orada Esra Erol izlemiş arkadaşlar. Burada beni bana böyle orada bir şey Fatma var ya Fatma izleyenler bir beğensin. Öf başladı bir daha. Vallahi arkadaşlar hemen şekerimizi alalım. Şöyle bitti. Tabağımızı şöyle getirelim. Ya da burada dur. Evet arkadaşlar şöyle hemen şöyle içini göstermek istiyorum size. O kadar güzel ki şöyle. Hatta sıcağıyla açtık bir de. Gayet güzel. Hafif. Beğenenlere bir tane yiyorum ben. Afiyet olsun. Bize vallahi afiyet çok olsun. Güzel oldu. Yapanlara kolay gelsin. Tekrardan hayırlı kandiller arkadaşlar. Allah rahmeti bereketi hepimizin üzerine olsun. Kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.